Bugünkü, şimdi bugüne bir dönelim, o günden bugüne. Birazdan da aktaracağız. Nikol Paşinyan, Ermenistan Başbakanı, biz vekil devlet falan olamayız diyor. O dönemde İngiliz destekliyor, Alman destekliyor. Rus'un özellikle yani Rusya'nın Anadolu'da desteğiyle yaptıkları katliamın haddi hesabı yok. O nedenle zaten tehcir başlıyor. Şu anda da soykırım yaptınız diye başımıza ekşiyorlar. Ve bu arada çok özür dilerim. Bakın Rus tarih arşivlerine bakın. Rus subaylarının kendi dokümanlarına bu tarih açık bunlar. Bakın katliam yapıldığını Ermeniler tarafından yazıyorlar. Amerikalıların gönderdiği 3 heyet var. 3 heyetin 3 heyet de aynı şekilde burada Ermeni tarafının katliam yaptığını yazıyor. Ama her ne hikmetse bunların hepsi örtülerek bize doğru bir saldırı altında bulunuyoruz. Bunu da ben ifade etmek isterim. Pardon, buyurun. Şimdi işte baktığımız zaman hani Türkiye ve Azerbaycan sizin söylemiş olduğunuz gibi bu tek coğrafyayken bu hançer gibi araya işte Ermenistan giriyor. Şimdi bugüne geldiğimizde onu da birazdan Sayın Paşam sizden rica edeyim. Nikol Paşinyan'la geçtiğimiz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma var. Çünkü bu han kendinde yasa dışı sözde bir Ermeni yönetimi var. Geçtiğimiz Cuma günü orada bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptı. Tabii ki Azerbaycan ve Türkiye kınadı, asla kabul edilemez dedi. Avrupa Birliği de tanımıyoruz dedi. Bunu kabul edemez dedi. 11 Eylül'de bu Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri ile bir tatbikat zaten başlatmıştı. Tahran buradan sınıra işte bir takım Yanaktan provokatif mı? evet Alt faaliyetlerde kesim. bulunuyor. Zaten hemen sonrasında kafana böyle hani neredeyse kulübeden bozma bir bina, derme çatma inşaat halindeki bina, burası benim konsolosluğum diye açmıştı. Yani şu Zengezur yolunu üzerine vazife olmasına rağmen, ateşkes şartları içinde olmasına rağmen, 3 sene geçmesine 3 sene rağmen. geçmesine rağmen hala bunu yapmıyor. Şimdi bir cümleyi de rica etsem, şu andaki Ermenistan'ın işte tarihsel olarak nasıl bir rol oynadığını gördük. Buna karşı iyice pekişen bir Türk ekseni var. Şu andaki amacı nedir? Yani ne olacak? Tekrar savaş mı başlatmaya çalışıyor? Amacı biraz önce 100 yıl önce yaptığının, çünkü 1800 Türkmen Çağı Anlaşması 28'lerden sonra aslında bu faaliyet, yani burada bir Ermenistan, Erivan mesela dediğiniz yer Revan Hanlığı'nın aslında başkenti. Yani bu şimdi buralarda konuşuyoruz da daha farklı şeyler de konuşabilir de şu an ona girmeyelim. Yapmak istediği şey çok basit. Bu koridorun açılıp tekrar iki Türk ülkesinin aynı güzergahta, aynı koridorla bağlantı birleşip kurmasını engellemek. kültürel, ekonomik yönden birleşmesi engellemek. Görev verilmiş buna. Yani bu görevi yapma. Dolayısıyla hani bunu değiştirmez. Bunun olmaması elinden geleni yapar. Bu olmazsa olmaz şartıdır. Varoluş şartıdır. 3 senedir niye topu taca atıyor? Hindistan'dan oradan buradan silah alıyor. Hani çok iyi Hindistan'dan. adam, etrafı kötüydü. Yani şimdi Paşinyan. ben de böyle çok da şey yapmak istemiyorum ama hani insan şunu anlayamıyor. Oturuyorsun. Burada tabii Rusya'nın da çok büyük hatası var. Bunu da söyleyelim. Ne hatası var? Şimdi burası stratejik bir yer. Sen burada niye durduruyorsun? Ha, barış, ha, tam aslında tam burası ve şurada hemen de şey var. Hemen şurası da katliamı yap, Hoca da katliamının soykırımının yapıldığı yer var. Aslında Azerbaycan ordusu şu şeyi almış. Hemen şuraya gelecek. Burayı alacak. Gene orada Sayın Aliyev'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi şunu diyor. Diyor ki burada diyor Ermeniler diyor yaşayabilir diyor. Yani orada geçmişten olan, sonradan gelen olanlar yine yaşayabiliyor. Yani burayı Azerbaycan komple alsaydı kendi toprağını, Ermeni bu sorun vatandaşlarımız yaşanmayacak. Diyor değil mi Aygün Hocam? Yani Sayın Aliyev çok Ermeni özenli bir... Ermeni kökenli Azerbaycan vatandaşları. Ermeni kökenli Azerbaycan vatandaşları da burada güven ve huzur içinde yaşayabilir diyor. Yani bu denli de bir özenli dil kullanımı. Tabii. Yani burası stratejik öneme haiz. Bakın ateşkesten bir günde hemen şöyle bir hesap yapıldı. Şu kadar Rus askeri, şu kadar barış gücü adı altında, şu kadar şey olacak, şu araç olacak. Demek ki önceden hesaplamış onu Ruslar. Ama şimdi Ruslar da hata yaptığını anladı mı? Sizin biraz önce girişteki Roma Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili. Yani şimdi biz konuşuyoruz da şöyle söyleyeyim. Burası uluslararası hukuka göre kimin toprağı? Azerbaycan'ın toprağı. Tabii ki. Neyin barış gücünü konuşuyoruz? Neyin burada bağımsızlık bilmem ne yapmış, meclisini yapmış? Kendisine ait olmayan bir toprakta ne yapıyor bu arkadaşlar ya? Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bunun
Yani konuşulması savaş bile komik. Savaş çıkarmak mı bunun amacı? Savaş çıkarıp burayı engellemek isteyecekler. Peki. Mutlaka olacak. Peki. O yüzden hazır olmak lazım. 100 sene önce ne yapıldıysa eğer bu anlaşma uyulmazsa gereği yapılması lazım.